Merhabalar, Üretim Bandı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Elif Boncuk. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Ender. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elif, bu podcast'in ikinci kadın yazılımcısı oldu. Ne yazık ki burada benim çok büyük hatam var. Daha çok çalışmalıyım, daha çok kadın yazılımcı. Hem sektöre kazandırmalıyım diyorum, hem de böyle podcast'a da davet etmeliyim. Elif'le böyle çok hızlı bir şekilde hemen hallettik. Yani umduğumdan da hızlı oldu. İşin şakası bir yana. Ve burada şimdi Elif aslında çok faal bir insan. Hemen hemen herkes tanıyordur bu podcast dinleyenler ama biraz Elif kendinden ve çalıştığın şirketten bahseder misin? Tabii. Öncelikle ben davet için teşekkür ederim. Ben de ilk defa aslında teknik bir konuşma değil de şirketimle ilgili daha çok konuşacağım için biraz heyecanlıyım. Benim için de farklı bir deneyim. Elif Boncuk ben. Yaklaşık 9 yıldır Garanti BBVA Teknoloji oldu artık adımız çalışıyorum. Mobil teknolojiler üzerine çoğunlukla çalışıyorum ama son dönemde hem mobil hem internet ekipleri sorumluluk olarak birleşti. Biraz daha biz engineer olarak çalıştığımız için şirket içerisinde. Dijital çözümlerdeyim. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Bir ara Bahçeşehir'de MBA yapmıştım işletme üzerine. Bir 4-5 yıldır aktif olarak komünitelerde bulunuyorum. GDG İstanbul ve VTM İstanbul'da 2-3 yıl kadar organizatördüm. Şimdi de mobilerde evde aslında yeni bir topluluk bu da. Hem blogger olarak hem de topluluğa advisor olarak katılıyorum. Bu da geçen sene bu zamanlar kurulmuştu. Garanti içerisinde de yazılım mühendisi olarak çalışıyorum ama yani yıllar boyunca çok uzun senelerdir Garanti'den mezun olduğumdan beri farklı farklı görevlerde de bulundum. Scrum Master olarak da çalıştığım bir dönem oldu. Technical Product Owner olarak çalıştığım bir dönemde oldu. Bir yandan Garanti aslında BBVA grubuna bağlı. Dolayısıyla bazen BBVA grubuyla ortak projelerimiz oluyor. O tarafta technical lead olarak çalıştığım projelerde oldu. Yani aslında proje bazlı görevlerimiz değişebiliyor. Ben kendimi genel olarak böyle özetleyebilirim. Garanti de aslında herkes herhalde dinleyen biliyordur ama Garanti BBVA Bankası'nın teknolojisinden sorumlu olan şirket diye tanımlayabiliriz. Benim için de üniversiteden sonra okulun bir devamı gibi. Yani senin LinkedIn'de falan da baktım da böyle bir aşağı doğru gidiyor. Durmadan pozisyon değiştirmişsin şirket içerisinde. Aynen sen zaten söyledin, ben de soracaktım. İlk şirketin ve mevcut yani hep orada başladın ve hala devam ediyorsun anladığım kadarıyla. Aynen. Yani şöyle şirket de bizimle beraber aslında gelişiyor, değişiyor. Bölümler değişiyor. Ben başladığımda aslında backend developer olarak başlamıştım. Bir mobil ekibimiz de yoktu. Dış projeler ve entegrasyonlar ekibiydi. Web servis entegrasyonlarını yazıyorduk. İşte ben başladıktan herhalde bir ay sonra falandı ilk mobil ekip kuruldu. Orada da şu an yok ama Cepbank vardı. Belki kullanmışsındır eski garantiliysen. Ben çok eski garantiliyim ama yani mobilde o kadar eski olmayabilirim. Okey. İşte ondan önce de bir Garanti Bankası uygulaması vardı ama ekip yokken yazılmış o. Ekipten sonra ilk yazılan uygulama Cepbank'tı. Cepbank'ı yazdık hep beraber. Orada yazarken Android, iOS backend'i olarak ayrıydık. Ben ilk Android başladım yazılıma. Bir yandan da şöyle bir şey de var aslında. Biz tabii çok uzun yıllar geçtiği için unutuyorum bazen anlatmayı. Üniversitede bitirme projemizde aslında böyle bir bayağı bir ödül almıştık. Üç arkadaş hazırlamıştık. Görüntü işleme üzerineydi. Ya o ödüllerden bir tanesiyle de ben işte kendime bir Android telefonlar yeni çıkıyordu o zaman. Kendime Android telefon almıştım. Çok ilgimi çekiyordu böyle işte Android uygulama geliştireyim falan istiyordum. Sonra da işte şirkete başladıktan çok kısa bir süre sonra işte sen Android developer'sın bundan sonra dendi. O benim için çok güzel olmuştu. Yani süper. Şimdi ya ben eski ya ben ilk maaşımı almaya başladığım zaman ben de 9-10 sene olacak sektördeyim ama bir şirkette çalışmadım. Birçok şirkette girip çıktım. Garanti benim main yani ana bankam ve mobil uygulamasında sen buradasın ve yüzüne değil. Genel her yerde de söylüyorum.
Çok severek kullandım ama alışkanlık tabii biraz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Diğer bankalar bana biraz Teşekkürler. daha ters geliyor ama alışkanlıktan herhalde. Android'i bilmiyorum. Şey, Apple kullandığım için iOS uygulaması kullanıyorum. Bana yetiyor. Sade, güzel kullanabiliyoruz. Şimdi biraz daha garanti ödemeye devam edelim o zaman diye böyle. Çok güzeldi ya Şey uygulamamız. o zaman şöyle konuşalım madem. Tamam, uygulaması çok süper. Biraz mobil konuşacağız bugün. Yani genel garantinin teknoloji stackini, yani ben de konuşmak isterim ama hem çok bir banka olduğu için, sen de çok hakim olmadığın için muhtemelen seni de çok size de sıkıştırmak istemem. Biraz istersen mobilsin, daha hakim olduğun yerleri konuşabiliriz. Bu güzel yazılımlarda, yani mobil yazılımında ne teknolojiler kullanıyorsunuz? Hangi diller daha çok tercih ediliyor? Ya aslında şöyle, güncel olan ne varsa biz de paralelinde takip etmeye başlıyoruz. Şu an yeni geliştirilen feature'lar Android tarafında Kotlin'le, iOS tarafında Swift'le yazılıyor. Tabii ben burada konuşurken aslında Garanti BBVA Dezep üzerine konuşuyorum. Ben dijital altındayım. Biz aslında Garanti BBVA Dezep'ten ve Garanti İnternet'ten sorumluyuz. Ama örneğin emeklilik de Garanti Bankası'nın, bonus flash da Garanti Bankası'nın bir uygulaması. Onları gelişen ekipler farklılar. Hani biri aslında emeklilik tarafında geliştiriliyor. İşte bonus flash da kart birimi altında geliştiriliyor. Yine benzer teknolojiler kullanılıyor. Çünkü biz burada hem kendi içimizde hem de globalde mimari ekipler aracılığıyla da uyum içinde çalışıyoruz. Ama Evet. Pardon, buyur buyur. Devam et. teşekkürler. Ya bizim taraf özelinde ben daha çok örnek vereceğim bugün. Sadece biraz bölümlemeden de bahsetmek istedim. Hani hangi ekipler nelerden sorumlu gibi. Güzel, yani oraya daha girmemiz iyi oldu. Şey diyeceğim ya, şimdi günceli takip ediyoruz dedin ya, hep böyle bir şey yargısı vardır ya. Banka, hani işte bankada ne olur? Banka hantaldır, kurumsaldır çünkü işte güvenlik problemleri vardır. Çok büyük, çok fazla insan kullanıyor gibisinden. Günceli takip etmek zor olmuyor mu bu tip şeylerde? Mesela işte yeni bir kütüphaneyi eklemek, yeni bir dili eklemek, çıkarmak ya da eskisini. Şimdi aslında tam da bu sebepten en günceli kullanıyor olmamız gerekiyor. Çünkü yani güncel kaldığımızda bir problem yaşamıyor oluyoruz. Ben biraz belki Kotlin'e geçiş sürecimizden bahsedebilirim. Tabii Tabii ki. ben bu arada Android Developer olarak başladım dedim ama aslında şu an şirkette Android ya da iOS Developer diye ayrılmıyoruz. Yani bir feature geliştirileceği zaman işte ben o işin Android'ini de, iOS'ini de, onun backend'ini de, bir entegrasyon yapılacaksa onun full cycle'ını da, internet tarafında bir şey yapılacaksa internetini de geliştirmekten sorumluyum aslında. Ama Tamam. Android ile başladığım için Android benim için biraz daha özel. Blogunda full stack yazıyor zaten. Ben onu da soracaktım sana. Full stack mobile developer ne demek? Yani hani full Her stack şeyi dediğini biliyorum yazar. zaten. Evet, çok yani enteresan. O zaman şimdi benim bir developer'ların görevleri nelerdir gibi bir sorum var zaten. Yani bu podcast'in daimileri bilir. Yani bu soru biraz garip kaçacak burada. Mesela back, ya frontend, şimdi sizin o tarafta konuşmak biraz zor da. Yani bir mobil uygulama için o zaman backend bir API'yi de mi siz yazıyorsunuz yani? Ya evet biz yazıyoruz. Nasıl özetleyeyim? Şimdi aslında bizde bir core bankacılık ekipleri var. Örneğin şöyle düşünebilirsin. Mesela kart API'ını yazıyor diyelim ki bankanın ya da kredi API'ını yazıyor gibi düşünelim. Ama onun bir entegrasyonu da olması lazım. Biz aslında yani hem mobil tarafı yazıyoruz hem o entegrasyon katmanını yazıyoruz. Hem de eğer ki bize özel bir akış çalışılacaksa hani bankacılık uygulaması haricinde çünkü aslında mobil uygulamalar teknoloji özellikleri de çok daha fazla sunuyor kullanıcılara. Onun geliştirmesinden de biz sorumlu oluyoruz. Bir önceki soruyu tamamlamadan bıraktım. Ben onu da tamamlayayım. Tabii buyurun. Bu aslında yani evet bir şey mesela duyurulduğu anda kullanmaya başlamıyoruz açıkçası. Çünkü ilk önce onun bir kendini ispat etmesi gerekiyor. Yani dediğin gibi bankayız, çok ciddi sayıda kullanıcımız var ve yeni çıkmış, henüz oturmamış bir SDK'yi ya da dili kullanırsak problem yaşama ihtimalimiz yüksek ve hani
müşterilerimize böyle bir şey yaşatmak da istemeyiz. Kotline geçiş sürecimiz de şöyle olmuştu. Aslında bir yaklaşık 2 yıldır herhalde var. Biz de son 1 yıldır kullanıyoruz. Geçen sene Google I/O'da artık benim birincil dilim Kotlin'dir dedikten sonra Google. Biz de yavaş yavaş hani zaten denemelerimiz vardı. Hani bireysel olarak ilgilenenler de vardı. Yavaş yavaş böyle birkaç adımda denemeye falan başladık. Sonra Google'ın kendi nasıl geçersiniz, hani büyük bir organizasyonu nasıl geçirirsiniz yeni bir dile gibi bir yazısı da var kendi developer.android sitesinde. Orada işte böyle çalışma grupları kurabilirsiniz, iç eğitimler verebilirsiniz birbirinize falan gibi bir öneri vardı. Bir yandan biz de geçen sene Nisan gibi aslında tamamen Agile'a döndük. Yani hala Agile çalışmayan belki birkaç ekip vardır ama Nisan'da başlayarak aslında Agile çalışmaya başlamıştık. Orada bir organizasyon yapısında değişiklikler olmuştu. Bu işte ekiplerin sayısı da arttı yani proje ekiplerinin, takımlarının nasıl entegre ederiz de biraz da Google'un önerilerini de dinleyerek bir Committee of Practice grubu kurduk biz yaz sonu Kotlin üzerine. Geçen sene ya bilmiyorum belki takip etmişsindir Kotlin'i duyurduğunda da Google aynı zamanda bir tane ücretsiz çok güzel de bir e-book vermişti hani eğitim serileri dışında. Ki Udacity'de falan da kendi eğitmenlerinin hazırladığı çok sayıda güzel eğitimler var. Biz o kitaptan böyle chapter'lar aldık, böldük. Bazı ikili, tek kişi alan sahiplenenler oldu. 2 kişi, 3 kişi alanlar oldu. Bir schedule çıkardık. Hemen başlamadık tabii yani böyle önüne böyle 2-3 hafta koyduk ilk sunumun. Sonra böyle biri yani o hafta o konuyu kim almışsa ister sunum ister kod örnekleriyle böyle toplantı odaları ayarlayarak sonrasında diğer mobil yazan ekipleri de davet ettik. Ortaları falan da herhalde COP'nin. Kendimize iç eğitimler verdik ama bunu yaparken de şöyle yaptık. Örneğin hani böyle bir özellik var Kotlin'de. Ya ben bunu kullanırsam uygulamada nasıl kullanabilirim? Bana nasıl bir fayda sağlar? Şurada kullanılabilir mi? Burada nasıl olur? Gibi. Yani biraz da böyle gerçekten bir meetup havasında. Aralık falan da tamamladık herhalde. Ocak gibi de artık biz hani kesin artık full Kotlin ne yazacağız bundan sonra dedik ama o süreçte yazmaya başlamıştık. Böyle bir iç eğitimle geçirmiş olduk. Çok fazla sayıda COP var içeride. Bu hani nasıl güncel kalıyoruz aslında biraz sağlayan da bu COP'ler. COP'lerde genelde güncel konularda böyle bir şey çık yani mesela X bir konu çıkmış Android üzerine, iOS üzerine, Agile üzerine çok fazla konuda var. İsteyenler istedikleri çalışma gruplarına katılabiliyorlar, sorumluluk alabiliyorlar. Oradan bir task ekleyebiliyorlar. Var olan bir task'ı seçebiliyorlar. Onun üzerine çalışıp güncel konularda katılan diğer kişileri sunum yapabiliyorlar ya da kod örneği paylaşabiliyorlar. Yine Kotlin'dekine benzer konsepte. Ya bu şekilde aslında güncel kalıyoruz. Yani bu aslında çok güzel bir yöntem ama şimdi COP'ler var, çalışma ekipleri var ama bir yandan da yapılması gereken işler var. Evet. Ve ya da düzeltilmesi gereken Bu. bug'lar var ya da uygulamanın ayakta kalması gerekiyor. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Yani bunu boş vakitlerinize yapmıyorsunuz sonuçta. Mesai Yok. saatlerinde Aynen. Ya yapıyorsunuz. bunun için şöyle %20 gibi bir içeride yani yazılı olmasa da en azından bizim tarafta var olan bir şey var. %20 oranında bu tip çalışmalara katılabiliyoruz. Ya bunun zaten yani hem developerların motivasyonunu tabii ki arttırıyor. Kendilerini geliştiriyorlar, kendilerine zaman ayırıyorlar. Ama bir yandan şirket için de faydalı. Çünkü güncel şeyleri kendi uygulamalarımıza biz de eklemeliyiz ki garanti olarak geride kalmayalım yani. Çok haklısın. Yani açıkçası bu şu an hani duyduklarım bana çok enteresan geldi. Yani evet bu bir banka ölçeğinde gene yani burada garantiyle hiçbir alakası yok. Ben onun üzerinde söylemiyorum. Ama yani hani binler yüzlerce insanın çalıştığı bir sistemde bu şekilde hareket etmek kolay olmasa gerek. O yüzden hani bunu planlamak, programlamak, bunu bir kültür haline getirmek anladığım kadarıyla bir kültür durumu var. Tabii ki uzun vadede, ya kısa vadede bir sonuç almak çok zor ama uzun vadede senin dediğin gibi işte yeni bir şey çıktığında artık çok rahat geçebiliyor. Sen nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Aynen Hem öyle. de yeni bir versiyon atlamak istediğiniz zaman
Hani birden ikiye değil de ikiye zaten geçtiğiniz için 2.1'e geçiyorsunuz. Hani 2.1 çıktım, aa biz birdeyiz ya, ne yapacaktık? Şu o feature'ı koyamıyoruz. Çünkü 2.1'de gelmiş gibi demiyorsunuz. Yani bunu eğer işte yöneticiler, product manager'lar ya da project manager'larınız hani onları tavlayabiliyorsanız, çünkü onların derdi böyle hani işin yapılmasıdır ya aslında, yetişmesi doğal olarak. Ama diğer taraftan teknik ekip de ya ama bak yeni şeyler var. Hani tamam belki müşteriye yansımayacak ama bizi rahatlatacak uzun vadede. Orada hani aynı kafada insanlar olunca, biz de öyleyiz şirkette, çok rahat oluyor bazı şeyler. Yani hani bunları tabii banka ölçeğinde duymak çok güzel. Yani ben seni bıraksam anlatırsın da bir akışı bozmayayım diye şey yapmaya Tamamdır. çalışıyorum. Araya giriyorum. Sen Tamam. yine devam et ama çok şey yani bu motivasyon da etkiliyor dedim mesela, hani o da konuşacağımız konulardan biri. Okey, şimdi mesela şey nasıl oluyor? Yani orada şeye takıldım biraz. Sen hani backend yazıyorum dedin, mobil yazıyorum dedin. Yani bir feature geliyor ve Elif mi yazıyor backend'ini, yoksa sana hazır mı geliyor? Sen sadece gidip bir JSON geliyor, işte böyle bir şey döneceğiz, mobilini mi yapıyorsunuz? Hani Çok güzel. oradaki ekipler arası iletişim nasıl oluyor mesela, Aynen ya da ondan tek da kişilik biraz ekip misin? bahsedeyim. Tek kişilik ekip değilim. Ya aslında şöyleydi bizim. Yani ben aslında 4 yıldır falan Agile çalışıyorum. Çünkü ya bir yıldır Agile'da 4 yıldır yaklaşık bir pilotlama sürecindeydi. Ben de ilk pilot ekipteydim. Tabii tek kişi değildim. Şu anki yapımızdan önce işte analiz ekipleri, yazılım ekipleri vardı. Dediğim gibi biz aslında dijital tarafını yazıyorduk işin. Bir core bankacılık ekibi var bize servis veren. Onlar bize web servis olarak veriyorlar. Biz aslında dönen dataya bakıp ona göre o entegrasyonu yapıyoruz. Sürekli de hani güncelleniyor tabii kullanılan teknoloji vesaire. Ya şu an şöyle bir yapımız var bizim. Dijital altında hem yazılım hem analiz ekipleri var. Yani biz aslında 5 kişilik bir development takımından oluşan bir Agile ekibiz ve bir sorumluluk alanımız var. Ama bu Agile ekipte çalışanların 2 ayrı yöneticisi var. Ben yazılımda olduğum için benim bir yazılım yöneticim var. O ekipte bulunan analiz tarafındaki arkadaşların analiz yöneticisi var. Bu 5 kişi development takımı. Aynı zamanda product owner'ımız ve product owner'a yardımcı olan bir arkadaş daha var. Onların da başka bir yöneticisi var. İstekler product owner'dan geliyor, takıma geliyor. Sonrasında yani normal aslında agile pratikleriyle kendi planlamalarımızı yapıyoruz. Refine ediyoruz, düzenli refinement'ları yapıyoruz. Şirket genelinde bana işler nasıl geliyor, bize işler nasıl geliyor derse quarterly planning'ler yapılıyor. Diğer yani biz aslında product owner'ımız çıkarıyor. Ben işte bu queue'da bu işlerini yapmak istiyorum. Ondan sonra diğer ekiplerle, diğer agile ekiplerle kocaman bir salonda ilki bizim yeni binadaki auditoriumda yapılmıştı. İkincisi bir otelde yapıldı. Çünkü Agile ekiplerinin sayısı artmıştı. Bütün aslında ekipler birbirlerinden plan alıyorlar ve burada projelerin öncelikleri oluyor. Önceliklerine göre birbirlerinden plan alıyorlar. İşte diyor ki ben sana bu işi şu sprintte vereceğim. Diğeri de tamam ben de bunu bu sprintte tamamlayacağım gibi. Bir aslında işin gelme tarafı bu şekilde oluyor. İşin gelme tarafı dışında da biz nasıl yapıyoruz? Bir feature'ın geliştirilmesini aldık diyelim ki genelde bir değil de işte 2-3 feature oluyor sprint başına alınan. Aynı anda başlıyoruz. İşte birimiz iOS'ini, birimiz Android'ini, birimiz backend'ini yazıyor olabiliyoruz. Bazen 3 temel feature değil de bir araştırma task'ı olabiliyor. Yani birimiz onu alıp yürütüyoruz, biri development yapıyor. Ama bunları dönüştürerek yapıyoruz. Yani bir kişi sürekli Android, bir kişi sürekli iOS, bir kişi de sürekli backend'ini yazmıyor onun. Ya onun dışında bir de şöyle bir şey var aslında Ender. Bizim bir framework'ümüz var. Yani şimdi mobil taraftan gidecek olursak ya ben bir transaction sayfasını yazarken o sayfadaki bütün komponentleri her seferinde tekrar yazmıyorum. Yani bu uygulama zaten 8 yıldır falan olan bir uygulama yaklaşık. Şimdi ben de karıştırdım yılını. Ya ilk yapıldığı günden itibaren komponent yapısıyla ilerledi. Dolayısıyla bakım yapılacağı zaman da kolay oluyor. Bir sayfa yazılacağı zaman da kolay oluyor. Ben aslında kütüphaneye bakıyorum. O komponent var mı? Onu ekliyorum. Yoksa yazıp yine kütüphaneye ekliyorum zaten. Başkası da bu sayede kullanabiliyor. Ya dolayısıyla yani temel bir mobil, temel bir
web temel bir backend bilgisi bilmesi aslında transaction yazması için o kişinin yeterli. Ama tabii ki bu yeterli değil. Sürekli geliştiriyoruz, değiştiriyoruz. Ya şöyle bir gerçek var. Tabii ki herkes her şeyi mükemmel seviyede bilemez. Yani onu mükemmel seviyede öğrenebileceği bir zaman yok çünkü zaten. Ya tabii ki bazı kişiler bazı şeyleri daha iyi biliyorlar ama herkes ortalama ya da belki biraz daha üzeri bir bilgi seviyesinde yaptığı işte. Ama dediğim gibi o işin uzmanı olan kişiler de var. Mesela ben iOS'te kötü bir bilgi seviyesinde değilim ama her şeyi çok aşırı detayda biliyorum da diyemem. iOS'le ilgili challenging bir task'ım olduğunda eğer araştırarak bulamadıysam daha iyi bilen bir arkadaşıma danışıyorum. Ya da işte ben Android'i daha iyi biliyorum dediğim gibi başka biri de bana Android ile ilgili danıştığı oluyor. Bu şekilde yönetebiliyoruz kendi içimizde. Peki şey yani böyle bir ya bana biraz karmaşık geldi. Güzel bir yöntem. Yani biz de full stack çalışıyoruz. Ben daha çok seviyorum full stack olmayı. Yeri geliyor JavaScript yazıyorum. Yeri geliyor Ruby yazıyorum. Yani hani backend'de de bulunuyorum. Front-end'de de bulunuyorum. İşte Ruby'de API yazıyoruz. JavaScript'de de ön yüzü yazdığımız için. Bizde de değişiyor. Ama işte bir tarafım ben backend'den gelme olduğum için backend tarafım daha güçlü olduğundan Ember işte pardon JavaScript tarafında diğer bilen arkadaşlara soru sorabiliyorum. Buna benzettim de sizin Aynen, dünyada bir de sizin dünyada şey var ya sizin dünya mobil tarafında hani böyle native yazıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. native yazıyoruz Neden native yazıyorsunuz? Yani öyle bir özel bir sebebi var mı? yani şöyle nasıl devam eder şirketin vizyonu ona bir şey diyemem ama biz başladığımızda mobil uygulama geliştirmeye o zaman aslında cross frameworkleri de denemiştik. Hani şu anki kadar başarılı değildi 8 sene önce. Yani native'in performansını vermiyordu. O yüzden native başladık ama hani yıllar ne gösterir, sonsuza kadar native mi gider? Ona tabii bir yorum yapamam. Ya da bir kamp yapılır hemen böyle. 2 Aynen. sene. Native'e geçiş kamp. Ay şey hibrit ya da normal işte Classbook React Native'e şuna buna geçiş kampı Ya gibi her şey olabilir. olabilir. Hani teknoloji ne tarafa giderse. Öyle yani bilmiyorum enteresan bir şekilde çok takip ettiğim yerler değil ama hani bir bankacılık uygulaması yazılabilir gibi geliyor bana. Yani sonuçta çok iyi bilmiyorum tabii sen daha iyi bir hayır da diyebilirsin. Ama hani yani girdi çıktı var. Çok da fazla bir atraksiyon yok ya üstünde aslında baktığım vakit. O yüzden olabilir gibi geliyor. Böylelikle daha fazla insan istihdam etme işi çıkabiliyor gibi. Ben öyle görüyorum en azından dışarıdan bakınca. Şey diyeceğim. Şimdi demin şey anlattın ya. Yani hani iş geliyor yukarıdan. Bir yerlerden işte product owner bilmem ne yapıyor. Ondan sonra siz estimation'lar şunlar bunlar oluyor anladığım kadarıyla. İşte puanlamalar. Aynen. Şimdi peki önüne geldi bir yazılımcının iş. Şimdi bu işi kendi mi karar veriyor nasıl yapılacağına yoksa bir yazılım mimarı işte buraya bunu koyacağız zaten komponentler var oradan bunu alır bunu gelir gibi bir reçete yazıp mı veriyor? Burada nasıl oluyor? Yani developer inisiyatifine mi bırakılıyor yoksa bir reçete mi sunuluyor? Ya kötü Burada. anlamda söyledim aslında da Anladım. bir mimar var mı demek istiyorum kısaca. Güzel soru. Ya şimdi aslında çok standart şeyler var bir. İkiye bölebiliriz sanırım buradaki inisiyatifleri. Az önce hani dediğim gibi bir transaction sayfasının yazılması ama biz yani tek yaptığımız şey aslında transaction sayfası yazmak değil. Çoğu zaman sistemin kurulmasından, entegrasyonundan arkada çalışacak olan mimari yapının kurulmasından da aslında bizler sorumlu oluyoruz. Şimdi bu gibi durumlarda aslında baktığında çok fazla core ekiple, database ile bağlantı kurman gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu olursa biraz da hani global standartlar çerçevesinde ilerlemesi de lazım ya da şirketin kendi kullandığı teknolojilerin dışına çıkmaması lazım. Birim mimarlarımız var bizim bir. 2 adet şu an birim mimarımız var. Ya onların kendi projeleri de var. Bir de mimari ekip var. Mimari ekip aslında bu alignment'ı sağlayan ve ya farklı bir şey yapacağımız zaman bu nasıl yapılabilir? Hem ya onlar hem güncel teknolojiyi sürekli aslında takip edip bir güncel orada kod template'i tutan ve bize destek sağlayan hem global BBVA grubuyla align durumda olan kişiler.
Bizdeki arkadaşlar da aslında onların çalışmalarını birime aktaran kişiler. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1700 kişi olmamız lazım bizim sadece teknoloji tarafında. Bunlar sadece teknik insanlar. Hani çok fazla sayıda ekip var. Belli bir düzlemde kalması için bu şekilde bağlantı oluyor. Yani biz aslında kendi mimarlarımızla ilk önce konuşuyoruz. Çok farklı bir şekilde Onlar bir yaptık. adapter görevi görüyorlar kısaca Aynen, yani ama tabii anladığım. hani şey değil bu yani. Biz de öncesinde biz çalışıyoruz. Hani bir aslında taslak çıkarıyoruz. Yani şu teknolojiyi kullanırım, şöyle yaparım, bu şirkette kullanılıyor mu gibi onlara gidiyoruz. Aynen, onlar da aslında o bağlantıyı sağlamış oluyorlar. Orada mesela hep şeyi merak etmişimdir şimdi seni buldum sorayım. Bir iş yapılacak ve yeni bir field'a ihtiyacınız var. Bir database field'ı bu. Ne oluyor orada? Hani ortalık ayağa mı kalkıyor, bir mailleşmeler mi başlıyor? Hani sonuçta onu sen ekleyemiyorsun, o migration'ı oraya. Birilerinin yapması lazım. Ama onun sprintine mi giriyorsun ya da yani artık oradan dedin ya herkes farklı çalışıyor. Orası nasıl oluyor? Yani hani orada nasıl bir şey istiyorsunuz? Yani şimdi nasıl işliyoruz? Ya onun o tablonun diyeyim aslında hangi ekibin sorumluluğunda olduğu da çok önemli. Çok fazla böyle şey olmuyor. Yani genelde aslında önceden yani tasarlanıyor yani çok fazla değiştiği ki ben hiç denk gelmedim en azından 8 yıldır ama O yani zaman olmuyordu. ben denk gelmemiş olabilirim ama öyle bir şey olursa yani sahipliğindeki kişinin süreci ilerletmesi gerekir. Hani o database'e bir alan eklenirse hangi programlar etkilenir? Ondan muhtemelen okuyan çok fazla sayıda program vardır Anladım. gibi gibi. Yani işte, evet orada işte süreçte mesela orada şey önemli. Şimdi mesela test ve code review yani siz bir şeyler yaptınız. Başka bir departmanın bir şeyini kırdınız mı acaba? Orada mesela test süreçleriniz nasıl işliyor? Yazıyor musunuz unit testleriniz ya da acceptance testleri falan? Şimdi database'i bizim dışımızda bırakıyorum. Çünkü biz Yok database'den database aynen en az şeyi olan evet. ekip olabiliriz. Database'i geçelim. Aynen. Mobilden konuşalım. Onu Mobilden geçelim. Evet. konuşalım. Biz mobil ve internet aslında yani şöyle diyeyim Garanti Cep ve internet şubenin ortak kod base'leri var. Yani genelde ikisi birbirini etkiliyorsa etkiliyor SDK seviyesinde. Ya orada da ya automated testler var. Koşuluyor ama her senaryo için vardır dersen biraz yalan olur. Ama düzenli olarak ekleniyor. Yani yakın tutulmaya çalışılıyor normal feature listesine. Unit test yeni geliştirilen projelerde yazmamız zorunlu. Ama istersek yazabiliyoruz. Yani eski projelerin hepsinde var diyemem. Ama yenilerde var. Yeniden kastın ne yani? Ne kadar yeniler? Ne kadar Yani yeniler? Yani son birkaç yıldır geliştirilen projelerde örneğin mikroservislerde vesaire var. Ama peki onun buyur. dışında zaten dediğim gibi yani tüm ekranlar için automated testler koşuluyor. Biraz daha öncesi developer inisiyatifine bağlı ama tabii bu şey değil test edilmeden çıkılıyor anlamına gelmiyor. Bir test ekibi zaten var. Yani hani diyelim ki ben bir şeyi değiştirdim. Ben onu değiştirirken zaten nerelere etkisi çıkabileceğini söylüyorum. Onun koşulan automated testleri dışarısında manuel testleri de koşuluyor. Zaten manuel testlerin tamamlanmadan sahaya çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Peki şey yani bir şey dedin. Artık şey unit test yazmak zorunlu Aynen. birkaç yıldır. Bunu kim ne sebebe dayanarak dedi? Ona yani ben bir şey diyemem. Ama Yok hani genelde bu çünkü tür bir kararlar şekilde mimari ekiplerden geliyor. yani ağzı yanması gerekiyor ki arkadaşlar olmuyor. Yani bu unit testleri artık yazıyoruz. Yazmayan işi çıkarırlar falan. Yani hani oradaki şeyi merak ediyorum. Aslında sormak Ya istediğim şuydu. Ya biz öyle bir şey yaptık ki bundan dilimiz yok. yandı ve o yüzden test yazıyoruz artık gibi Ya mi da benim oldu? bildiğim yok olma yani en Hmm. azından benim bildiğim öyle bir şey yok. Ya zaten bu şey zorunlu olup olmamasından bağımsız olarak düzenli yazan ekipler var. Hani biz de yazıyoruz. Ama şirket genelinde tüm ekip yazıyor mudur'a ben cevap veremem. Ama en azından hani artık zorunlu olduğunu söyleyebilirim. Yok ben sen bildiğin tarafı anlatabilirsen daha rahat olur. Öbür türlü Yok zaten yani. çok zor. Bilmem.
Yani o kararlar genelde şirket, ya hani şöyle diyeyim, artık bu dili kullanacağız ya da artık biz yeni uygulamalarımızın hepsinde unit test yazacağız şeklindeki kararlar biraz daha organizasyon seviyesindeki kararlar. Ama zaten unit test yazmak örneğin bir best practice midir engineering için? Evet, best practice'tir. Dolayısıyla zaten onun bilincinde olan kişiler onu yazıyorlar. Mesela şey nasıl yapılıyor? Yani testi ben yazmadım. Yani unuttum ya da eksik yazdım. O zaman code review mu var? Yani hani birileri bir şeyleri Ha, okey tabii. ya da Evet, orası ondan biraz nasıl? bahsedebilirim sanırım. Yani code review zaten ya minimum bir kişinin onaylaması gerekiyor. Onaylanmayan bir kod test ortamı dahil geçemiyor. Release ortamı içinde yani belli deneyimdeki sayılı ekiplerdeki kişilerin aslında QA ve release ortamlarına kodu merge etme yetkileri var. Bizim kendi yaptığımız kod review'lar dışında SonarQube'da bağlı repolarımıza ve o da tarıyor. Tabii bu yani işte hem backend uygulamalar için hem client uygulamaları için. Ya onun dışında güvenlik taramaları var. Çok fazla sayıda tool kullanıyor. Şimdi ismini söyleyebiliyor muyum, söyleyemiyor muyum bilmiyorum, o yüzden söylemiyorum. Yok, önemli değil, devam edelim yani. Ama yani şey değil, nasıl diyeyim? Ya evet, hem koşan bir automated testler var. Kısmi bir unit test var diyebilirim. Manuel test zaten çok düzenli yapılıyor. Kod review edilmemiş bir kod, dediğim gibi test ortamı dahil. Yani ben bunu yaptım, development'ın test edebilirsin ne kadar çıkamıyor. İşte SonarQube var. Android için ekstradan Lint var. Bir sürü güvenlik taraması var. Otomatik bulgu açıyorlar. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Ya çok fazla sayıda kontrol var. Peki bu kontrollerin sonucunda mesela bir problem olduğunda bug bulundu falan hani orada nasıl ilerliyorsunuz? Bir bug çıktı orada nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuya? Yani test ortamında çıkan bir bug'sa eğer, Production ortamında diyeyim. ya hızlıca Çıkmıyordur diyeceğim. fixliyoruz. Çok çıkmıyor çünkü çok test ediyoruz. Ama çıkarsa da nadiren hızlıca fixliyoruz yani en kısa sürede. Ki şey yani şey mesela ben bir kullanıyorum ama bir şekilde hani bir problem var mobil uygulamalarda ya da yeni bir kütüphane denediniz gözünüzden kaçtı yani çok zordur ama hani olduysa da böyle bir hikaye var mı nasıl yaklaşıyorsunuz hızlı çözümlere? Yani şimdi şey, web tarafımı nasıl çok bilmiyorum. Yani çok uzman değilim ama mobil tarafta zaten şey, stage rollout'la açıyoruz yeni bir client çıktığında biz müşterilerimize. Yine backend tarafında da yeni eklediğimiz tüm feature'ları feature control aslında parametreyle açıyoruz yine benzer şekilde. Yani hem parçalı açıyoruz hem sorun çıkarsa istediğimiz zaman kapatabilecek şekilde açıyoruz. Yani ben o aslında fileyi kapattığımda kullanıcı o feature'ı görmüyor oluyor. Onun dışında hani backend için de çok fazla monitoring tool'umuz var. Client için de benzeri şekilde. Client için backend'de kullandıklarımızın aynısı hem var hem de ekstradan biz CrashFix kullanıyoruz. Yani Google'ın ürünü. Oradan takip ediyoruz. Yeni bir versiyon çıktığımızda stage rollout'la açtığımız için örneğin %1'i açtık diyelim ki. %1'deyken zaten bir problem varsa açıkçası ortaya çıkıyor ve hızlıca onu fixleyip bir sonrakini çıkabiliyoruz. Bu anlamda stage rollout ve iOS'ta da benzer bir şey vardı, adı farklıydı. Yani çok faydalı oluyor bizim için. Müşteriye yansımadan çözülüyor yani özetle. Yani sizin önünüze düşüyor ama zaten önünüze düşmesi için müşterinin zaten onu kullanmış olması gerekmiyor mu? Yanlış mı düşünüyorum? Yok, şöyle şimdi ilk önce zaten iç müşteride bir testlerimiz oluyor bizim yani. İlk önce orada pilotlanıyor. Zaten eğer testler sırasında görülmeyen bir şey varsa orada görülüyor. Sonrasında da hiç yansımıyor anlamında demedim ama %1'e açtığımızda zaten eğer yakalayamadığımız bir problem varsa yakalama şansımız oluyor ve hızlıca fixleyebiliyoruz. Ya, hızlıca fixliyoruz dediğim aslında aynı gün içerisinde. Hemen yenisine çıkıp kullanıcıya mümkün olduğunca problem yansıtmamaya çalışıyoruz. Bu problem dediğimde maksimum zaten crash seviyesindeki bir problemden bahsediyorum. Zaten maintenance'dan bahsettin aslında biraz ama biraz daha böyle
şey yapmak istiyorum, kurcalamak. Yeni bir şey ekleyeceğinizde kütüphane, hani onu önceden bir konsept olarak, yani COP dedin ya, onu mu yapıyorsunuz? Yani hani nasıl yeni bir geçiş? Ne bileyim, hani bir şabadan kodline geçmek okey, şey büyük bir geçiş, ama bir kütüphanenin versiyonunun yükseltilmesi falan, hani orada ne gibi bir yöntem izliyorsunuz? Yani şöyle, ben çalıştım o kütüphane yükseltilmesi diye de bir diye düşündüm. Aslında çok fazla çalışmadım ama şöyle oluyor kütüphane yükseltmeleri de. İlk önce test ortamında tabii ki yükseltiliyor. Test ortamı da üretim ortamına benzer şekilde. Yani bir süre orada gözleniyor yani. Çünkü kütüphanenin versiyonunu yükseltip standart testleri koştuğumuzda da hani o an görülemeyecek problemler olabiliyor. Dolayısıyla hani hemen yükseltilmiyor bir. Bir ikincisi, yeni bir kütüphane kullanmak istediğimizde uygunluğu ilk önce güvenlik ekipleri tarafından zaten inceleniyor. Komple yeni bir şey kullanacaksak hani eğer uygunsa ekleniyor. Çok fazla prosedürü var orada. Yani hani müşteriye yansımaması, yani müşteriye bir problem çıkmaması için aslında biz öncesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela şey nasıl oluyor? Sen böyle uyandın bir gün, dedin ki ya işte Flutter diye bir şey çıkmış. Uf, bize de acayip olur. Ben de bunları biraz böyle kendin hobi olarak baktın. Sonra ne yapıyorsun? Yani hani ya hani gidiyorsun kendi kafana göre bir şeyler yapıp bir müdürüne falan mı gösteriyorsun? Nasıl işliyor orada? Hani şeyi soruyorum aslında, böyle yeni bir şeyi sizin uygulamaya nasıl yediriyorsunuz oradaki süreci? Ya şimdi Flutter'la yazmak için ben de şimdi çok emin değilim ama sanırım o tip bir şeyde komple yeni bir uygulama olması lazım. Ama diyelim ki ben Android'le ya da iOS'le ilgili yeni bir şey gördüm, yeni bir feature ve bizim için faydalı olabileceğini düşünüyorum bunu kullanmanın. Ya bu durumda aynen dediğin gibi aslında ilk önce bir kendim deniyorum, artısını eksisini görüyorum. Hani ama bu dediğin kez, ya dediğim kez biraz daha şey gibi aslında Ender. Hani daha product tarafında etki yaratabilecek bir feature görmüş olabilirim mesela. Hani böyle de verebiliriz. Bu feature'ı da ekleyebiliriz. Native'in bu özelliğini de kullanabiliriz falan gibi. Ya o noktada biraz karar noktaları aslında şey, yani bu stabil mi? Alfa beta sürümündeki bir şeyi aslında eklemiyoruz. Bize ne gibi bir kazanç olacak? Bakım maliyeti nasıl gibi konsörler oluyor genelde. Ya zaten sen bunları artık içselleştirdiğin için biliyorsundur. Ya sen konuşurken ben şeye bakıyordum. Garanti Bankası bana çok eskiden garip bir şey dönmüştü. Ben buna tweet atmıştım. Nan man yazıyordu böyle, tarih. Bulamadım ama. Hem seni dinliyorum tabii, hem de ona bakıyordum Twitter'da. Hiç bulamadım. Bayağı çok eskilere gittim. Bulursam sana ayrıca yollarım. Tamam. Çok komik bir... Biliyorum, tweet attım çünkü. Yani hani biz bilirsin, yazılımcılar böyle başka bir ürünün bir şeyini bulduğumuzda hemen laf Evet, sokmamız lazım ya. bayılırız. Kes, kesi yapmamız lazım. Ben de Okey. yaparım. Sen de bir... Bakalım, seni de takibe aldık, göreceğiz. Şey diyeceğim, şimdi uyuyorsun, hiç telefonu çaldı mı? Elif, kalk, Android çalışmıyor. Ya kalk Android çalışmıyor gibi değil de yani evet uyurken arada telefonum çalıp burada problem var gibi bir şey olabiliyor. Yani genelde yani nasıl diyeyim? Sistem çalışmasına vesaire denk gelmiş bir şey olabiliyor. Peki mesai kavramınız nasıl? Yani böyle bir fazla mesai durumu var mı? Ya fazla mesai durumu şöyle. Aslında ekipler kendi planlamalarını hani başta demiştim ya kendileri yaptıkları için normalde fazla mesai yapmamız da istenmiyor aslında. Yani zaten planımızı kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla çalışacağımız süreye oranla yapmamız lazım. Ama tabii bazen de ya bankayız biz ve regülasyon projeleri gelebiliyor. Yani onlar ertelenebilir şeyler olmuyor. Bir deadline oluyor, bitirilmesi gerekiyor. Ya bu gibi durumlarda fazla mesaiye kaldığımız durumlar oluyor. Yani gerekli Ama olduğunda. planlı, yani hani böyle kronik bir şey değil. Yok değil yani normal şartlarda biz zaten esnek çalışma olarak çalışıyoruz. Yani 7 ile 10 arası başlayabiliyoruz. Yine başladığımız saati oranla akşamda bırakıyoruz. Yani gün içinde 8 saat çalışmamız yeterli. Hani o 8 saat çalışacağımız oranla zaten yapıyoruz planlarımızı. Ama dediğim gibi yani plansız ama planlı olmak zorunda olan durumlar olabiliyor. Öyle durumlarda kalıyoruz tabii ki.
Her şey için geçerlidir. Süper. Anladım. Şimdi biraz daha böyle sevimli konulara istersen hani. Zaten çok sevimli, yani çok teknik bir şey konuşmadık da bu benim de aslında biraz burada şeyim var. Bilgisizliğim. Biraz da şey, domain çok büyük ya, bankacılık olunca. Evet, biraz geniş. Evet, o çok konuşacak şey oluyor. Zamanında iyi kullanmak lazım. Şeyi şimdi sen böyle zaten dışa dönüksün, bayağı sosyal işler yapıyorsun hani, toplulukları oraya buraya da. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sizin bir framework'ünüz var. Mesela bunun dokümanı nasıl bir dokümente ediyorsunuz herhalde? Aynen Çünkü ediyoruz farklı tabii. birimlerde kullanıyor. Peki mesela hiç şey düşünmediniz mi? Ya biz böyle bir şey yaptık. Bunun küçük bir parçasını dışarı açalım, insanlar da kullansın falan gibisinden. Yani bilmiyorum ne yaptığınızı da şu an sadece söyledim. Sordum. Yani böyle şeyler dönüyor mu şirket içerisinde? Yani open source işler falan. Yani pek, ya yani en azından benim bildiğim kadarıyla dönmüyor ama hani o konuda tam vizyon nedir bilmiyorum açıkçası. Yani tabii ki banka olduğumuz için her şeyi paylaşamayız. Hani teknoloji şirketiyiz ama bir yandan da paylaştığın oranda aslında açık verme ihtimalin var. O hassas bir denge. Ama tabii dediğim gibi yani biz mesela bir open source reposu olması çok high level bir karar olurdu. O yüzden bilmiyorum oradaki kararların ne olduğunu. Okey, sorun değil. Ama bayağı işte Android'di, oydu buydu, open source kullanıyorsunuz. Yani ona güveniyorsunuz. Arkasında Google olduğu için muhtemelen zaten. Ya tabii O da mecburen bütün ondan dolayı bankalar gibi. aynı kaynaklanıyor. O zaman şeye geçin. Mesela senin bu işte mobiler var, bir ton işte Google'ın işte bu etkinliklerinde yer alıyorsun, işte konuşmalar yapıyorsun, odur budur. Şirketin sana destek oluyor mu bunlarla özellikle, yani hani mesela mesai saatlerin gitmesi olsun ya da iş planlamalarında falan? Oluyor aynen, yani aslında çok destekliyor. Sadece bana özel de değil bu zaten. Şirketin genel olarak bu yönde çalışanlarına bir teşviği var, yani istiyor olmalarını. İdari izin kullanabiliyoruz bir etkinliğe katıldığımızda, bu şekilde katılabiliriz. Ben aslında söylemeyi unuttum ilk başta kendimi tanıtırken. Google Developer Expert'üm Hadi buradan bir daha ben, Android başlayalım. üzerinde de. Hadi buradan bir daha başlayalım. Yani aslında onun olması bile biraz şirketin bir, yani şirketin Google'la olan bir beraber ortak video çekimi vardı. Mesela orada ben gönüllü olup konuşmuştum. O şekilde ilgilerini çekmiştim de aslında bu Google Developer Expert sürecim başlamıştı. Ya çok o anlamda destekleyicidirler yani. Ve daha çok kişinin de olmasını isterler. Kendileri de seviyorlar yani. Google Developer Expert ne yapıyor? Google Developer Expert ne yapıyor? Google Developer Expert yansa farklı alanlarda var. Ben Android'teyim. Mesela web alanında, asistan alanında da var. Android ile ilgili gelişmeleri, teknolojiyi, bir şeyin nasıl kullanılacağını, X1 SDK'in vesaire, işte blog yazısı yazarak, konferanslara katılarak, komüniteye öğreten, yayan, paylaşan kişiler. Bir dizi mülakattan geçilerek olunuyor tabii. Okey, o iyiymiş o zaman. Yani sonuçta onların ürünlerini, yazılım ürünlerini, kütüphanelerini içerik üreterek herhalde şey yapıyorsun, Yayılması. reklamını yapıyorsun Aynen. yani Y gibi bir birazcık. şey. Okey, süper. Destek vermesi de çok hoş gerçekten şirketlerin bu tip şeylere. Oradan şeye geçeceğim direkt hemen. Tabii. Bağlantılı aslında birbiriyle. Bu kadar, yani en azından bu kadar demeyeyim de, sizin tarafınızda, senin bildiğin tarafta developer motivasyonları nasıl yüksek tutuluyor? Yani hani böyle işte okey, bu bir teşvik ama bunun yanında şey teşvikleri de var mı? İşte bir eğitim alabiliyor musunuz ki alıyorsunuzdur da, hani bir kendi içerinizde böyle side projectler yapma zamanınız falan, onlar nasıl oluyor mu bu tip şeyler? Ay şimdi kesin atlayacağım bir şeyleri anlatırken ama O kadar çok var ki diyorsun. evet ya şey, bir kere zaten ya bilmiyorum tabii herkesin değişiyordur ama güncel bir teknoloji geliştiriyor olmak ve hani ürettiğimiz şeyin direkt kullanıcıyla buluşuyor olması çok motive edici bir şey, en azından benim için. Yani sürekli değişen bir şeyin içerisinde olmak. Yani başlangıçta bahsetmiştim, COP'lerimiz var. Aslında oradaki fikirleri biz üretiyoruz, gönüllü oluyoruz. Sonra yani tamamen gönüllülük usulüyle çalışıyor orası. Yani hani biri sana git de şunu yap demiyor. İstiyorsan yapıyorsun ve buna zaman ayırman için teşvik ediliyorsun. Bu motive edici bir şey.
Yani side project değil de aslında bunlar var onun yerine. Onun dışında ya iç eğitimlerimiz çok oluyor. Şirket içerisinde sadece teknik de değil. Mesela bu sene kaç tane tiyatro oldu şirketin içerisinde hatırlamıyorum. Ha, şirketin içerisinde tiyatro oldu. Bir dakika, Evet. orada bir durmak istiyorum. Aynen. Bir Nasıl? auditoriumumuz var. Dışarıdan aslında normal dışarıda oynayan bir tiyatro gelebiliyor. Ya da işte konseptli haftalar olabiliyor. İşte bunun haftası, onunla ilgili konuklar geliyor. Mesela Mesela şey yapıyor musunuz? Pardon. Yok, Şey söylesin. ya, internetten olunca böyle oluyor işte, ses bir azalınca ben bitirdin sanıyorum, boşluk olmasın diye. Buyur. Ne diyecek? Bak ben de unuttum. Şey oluyor mesela işte böyle işte mesela geçen de Apple'ın olduğu developer günü falan, hani oturup izliyor musunuz böyle toplaşıp 30 kişi falan? Ya aslında Şimdi zor da yapıyorduk. eskiden, Aynen evet. yapıyorduk yani. Ya da işte yapmıyorsak da yapılan yere toplu gidiyorduk gibi. İşte komüniteler genelde düzenliyor. Birkaç kere toplu gittiğimiz oldu. Ya onun dışında şirket hem yurt içinde hem yurt dışında da etkinliklere gönderiyor. Pandemi sürecinde de bitmedi mesela bu. Yani şu anda da online olarak devam ediyor. Aldığımız eğitimler kesinlikle hani ondan bir faydalanma konusunda çekinmedi. Güzel Peki bir şey ekibiz. Bence onun da motive edici bir şeyi var. Sözünü kestim, buyur. diyebiliyor musun? Ya ben böyle bağım diye araya giriyorum da. Ya ben artık Android'den ve mobilden sıkıldım. İşte bu arada backend'i neyle yazıyorsunuz? Karışık çoğunlukla Java. Ya işte ben sıkıldım, database ekibine geçmek istiyorum. Sıkıldım değil de yani oraya geçeceğim ve kariyerimi orada devam etmek istiyorum diyebiliyor musun? Yoksa bunun kararı senin... Diyebiliyorsun. Ya Bu da şöyle enteresan. patikalar var bizde. Aslında bir kendi patikanda ilerleyebiliyorsun. Bir de belli bir seviyeye geldikten sonra aslında yani tam şu an hangi seviyeydi hatırlamıyorum ama belli bir seviyeye geldikten sonra sen artık ben hani şu yan patikaya geçmek istiyorum diyebiliyorsun. Öyle geçişler yapabiliyorsun. Yani o anlamda da yani güzel olanaklar sağlamış oluyor. Senin patikana bakacak olursak Ben şu an LinkedIn'den teknik sorunun ilerliyorum. bu sorunun sorulabilecek en iyi kişi sensin, çünkü Scrum Master'lık da yapmışsın. Daha sonra Technical Product Owner'lık da yapmışsın. Şimdi daha lead, yani senior developer'sın. İleride herhalde başka genel müdür falan olursun. Değişik patikalar gibi geliyor bana, bilmiyorum. Şimdi farklı disiplinler gibi düşünüyorum ben hepsini, ama siz de belki aynı disiplindir. Ya biz de Yani bana aynı. öyle geldi. Aslında şöyle yani mesela ben hep mobil çatısı altındaydım o farklı görevleri yaparken de. Ama mesela senin dediğin gibi ya ben işte bu kadar yıl işte mobil altında engineer olarak çalıştım. Bundan sonra işte business intelligence ekibinde devam etmek istiyorum deme şansım var örneğin yani. Hani onların da kadrosu uygunsa, Ha, şirket anlaşabildiysek içi vesaire. bir şey mi açılıyor mesela, bir ilan falan, hani Evet, ona aynen göre. şirket içi ilanlar açılıyor. Geçiş yapabiliyorsun eğer istiyorsan. Ya benim tarafımda ben mesela Scrum Master'lık yaparken aynı zamanda developer olarak da devam ediyordum. Technical Product Owner'ken bir projede Technical Product Owner'dım. Başka bir projede Technical Lead'dim aslında. Aynen o Ha, iki okey. şey. Aynen yani hani böyle %50 %50 gibi ilerliyordu. Biraz seviyorsun çalışmayı anladığım kadarıyla buradan. Aynen. Biraz Okey. mecbur. Ya şey, peki ya bu tabii şey bir soru aslında. Pandemi öncesini düşünelim, sonrasını da konuşuruz. Öncesinde uzaktan çalışmaya nasıl bakıyordunuz? Ya bizde aslında tam ne zaman gelmişti hatırlamıyorum ama esnek çalışma ve uzaktan çalışma aynı anda gelmişti. Uzaktan çalışma da şu şekildeydi. Yani ayda 2 gün uzaktan çalışabiliyorduk. Yani çok fazla değildi ama o da güzel oluyordu açıkçası. Ya pandemiyle beraber zaten çok hızlı bir şekilde değişti. Ben Nasıl şey yaptınız orada? nasıl yaptık? O 13 Mart mıydı? Çarşamba akşamı olması lazım. Mart'ın ortasında bir çarşamba akşamı. Şey Yok, dedi. 13 Cuma. 13 Cuma mı? O zaman 10 13'ü biz Mart'ın geçtik çünkü. çarşambası. 10 Mart'ın Evet. çarşambası bir mail geldi. Şey dediler. Yarın şirketin yarısı evden çalışacak. Cuma'da diğer yarısı işte şeklinde bir deneyeceğiz nasıl oluyor dediler. Hani o ana kadar dediğim gibi gün isteyen işini ona göre ayarlayıp hani ayda 2 kere kullanabiliyordu. Böyle bir toplu geçiş yapıldı. Zaten biz laptoplarla çalışıyorduk. Yani hani hatta biz mobil yazdığımız için hem Windows
hamlemeklerimiz var. O Peki orada buyur. haftada da yani şey olarak pazartesiden itibaren bir sonraki haftanın remote'a geçtik. Hala remote'uz. O geçiş nasıl oldu? Yani bir VPN ayarı, bank bilgisayarlarınızda hani Ya bir riski şöyle, orada bir sıkıntı oldu mu? ya biz zaten dediğim gibi öncesinde de çalışabiliyorduk. Ha doğru Dolayısıyla evet. hani laptoplarımız zaten ev ortamında çalışabilecek durumdaydı. İşte biz Cisco kullanıyoruz. Zaten Cisco'nun Webex'i üzerinden bütün toplantılarımızı yapabiliyoruz. Ya zaten aslında online ortamda çalışmak için bütün tool'lara sahiptik. Sadece ya bunları dediğim gibi o ayda iki kere gerektiğinde kullanıyorduk. Sonrasında full'e geçmiş olduk. Hani elimizde o tool'lar olduğu için de bir zorluk yaşamadık bence. Peki şey oldu mu yani? Çünkü şeyle biraz farklıdır. Yani şimdi 1.000 kişi var. O gün dışarıdan çalışan kişi sayısı 3-5. Ama şu an 1.000'i de dışarıdan çalışıyor. Yani o makinelerin üzerine yani herhangi bir sıkıntı oldu mu o tarafta? Olmadı Yani herhalde. tabii Olsa yani bilirdim. belki bir ayarlamalar yapılmıştır ama çok benim hani üzerinde çalıştığım bir alan değil ama biz bir problem yaşamadık en azından. Yani belki bir tatbikat falan öncesinde yapılmış olabilir. Yani Olabilir. Belki o %50 deneme. yaptığımız günlerde yapılmış olabilir ya da o hafta sonu hazırlanmış olabilir. Ama biz bir problem yaşamadan geçebildik en azından. Okey süper. Şu anda da devam herhalde değil mi? Bir dönüş şeyi yok. Şu Çalışıyorsunuz an hala evden. devam yani Temmuz itibariyle önümüzdeki hafta gönüllü olanlar, isteyenler ya şu an biz gidemiyoruz ofise aslında yani yasaktı. %20 oranında maksimum gönüllü olanlar önümüzdeki haftadan itibaren ofiste çalışabilecekler. Orada Gönüllü tabii müsün? hayır değilim tabii Okey. ki. Yani şey yani şöyle herkes ya tabii ki hani tam arkadaki motivasyonu bilmesem de bir yandan herkes evde rahat da çalışamıyor. Yani herkesin çok rahat bir çalışma ortamı da yok. Hani gönüllü olanlar biraz da bundan olmuştur diye tahmin ediyorum. Ama yani tabii ki sosyal mesafe kuralları, termal kameralar, yapılabilecek her şey yapılmış şu an. Bina çalışılabilir durumdaymış. Sizin Güneşli'de değil mi hala? Atlıyorum şu Yok an. aslında Güneşli'deydi ama doğru diyorsun. 1,5 yıl falan oldu. Biz yeni taşınmıştık. Pendik'te çok güzel bir kampüsümüz var. Oo. Evet bayağı büyük, güzel yeşillikler içerisinde hoş bir kampüsümüz Çok var. uzak ama ya. Evet biraz uzak ama Tabii Güneşli neye çok göre uzak farklı. ama yani. Evet, yani nerede oturduğuna da bağlı. Kurköy'de oturuyorsan Güneşli uzakta ama burası yakın olmuştur. Genial. Öyle düşünebiliriz. Okey süper. Çok az böyle konuşacak konu kaldı. Zaten de bir saate yaklaştık. Ya ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yeni bir soru. Bu soruyu ben daha önce sormuyordum aslında. Merak et. Ya hiç aklıma gelmemiş. Yeni ilk kez sana soruyor olabilirim. Ya yazılımcı geldi. Yeni bir yazılımcı. Junior ya da senior önemli değil. O yazılım senin takımına geldi. Nasıl onboard ediyorsunuz? Çok Ya güzel da takıma belli oluyor mu? Yani bu pandemi de ortaya çıktı bu soru benim kafamda. Biz pandemide paraşütle mesela çok fazla kişi işe aldık. soru. Sıfır remote bir şirketiz biz. Tamam. Bugün evden çalışmak istiyorum de okey çalış ama kullandığımız tool'lar ona hazır. Yani bir de öyle bir durum var. Biz çok rahat geçiş yaptık. Zaten bunun podcast'ini de çekmiştik. Dinleyebilirsiniz diye buradan bir reklam yapayım. Ama onboard süreçlerinde yani dokümantasyon olmadığı için çok fazla arkadaşlar da biraz zorlanmış olabilirler. Konuştuk iyi falan dediler ama acaba mesela bir Garanti Bankası pandemiden önce ama tabii şimdi hani bir öncesini konuşalım. Öncesinde ve sonrasında nasıl davrandı? Onboarding için. Güzel bir soru. Benim de içinde olduğum bir program çünkü. Ya şey bizde zaten yani ben ilk girdiğimde bir program yoktu bunun için ama hani ben işe girdiğimde hani senin buddy'n bu hani hani buna sorabilirsin denmişti. Ben de yıllar boyunca çok fazla kişiye mentorluk yaptım. Ama bir 3-4 yıldır herhalde tam hatırlamıyorum süresini. Bu hani isimsiz yapılan şey bir program geldi. Navigator programı olarak isimlendirildi. Ben de Navilerden biriyim. Biri yeni işe başladığında bizim ekibimizde işte birkaç tane Navimiz var. Onu ilk gün o karşılıyor. Hem işte öncesinden bahsediyorum şu an. İşte ekiple tanıştırıyor. Şirketi gezdiriyor. Nerede ne var, neyi nasıl yapabilir, edebilir anlatıyor.
İşte biraz daha sosyalleşebileceği, örneğin bir ekip yemeği vesaire organize ediyor. Onun dışında onunla minimum 2 ay süren bir birebir aslında çalışması oluyor. Bunun öncesinde bir eğitim de alıyoruz aslında biz Navi olmadan. O kişinin teknik altyapının aktarımı, işte ilk yazdığı feature'ların nasıl yazacağı ile ilgili işte beraber pair programming yaparak alışma sürecine katkı sağlama. Kariyeri ilerledikten sonra hala beraber çalışıyorsak hani roadmap'ine yardımcı olma. Bu şekilde bir sürecimiz var. Bence Bunun güzel peki de işliyor. şeyi belli mi? Yani sen 10 yıllık bir yazılımcısın ama oraya 20 yıllık bir yazılımcı geldi. Hani deneyimle bir alakası yok galiba, tamamen random olan bir eşleşme. Tamamen random. Yani şöyle, genelde yeni mezunlar başlıyor aslında bizde. Ama dediğin case'de de olsaydı, yani zaten aslında Naviler belli bir süredir şirkette çalışan ve çalıştığı ekibin altyapısına, kullandığı dile vesaire hakim olan kişiler. Yani hani ben aslında hem o kişinin şirkete alışmasını sağlamaya çalışıyorum. Bir yandan da bizim kullandığımız bütün frameworklerle ilgili aktarım yapıp aslında onun alacağı task'tan nasıl devam edeceğine kadar dahil olmuş oluyorum. Dolayısıyla hiç deneyimin alakası yoktur diyemem, ama mesela 20 yıllık biri başlasa diyelim ki developer olarak, hani onu onboard edebilecek birine büyük ihtimalle ona verirler, ama tabii ki onun onboarding süreci de şey olmaz, ne bileyim. Çok uzun olmaz yani büyük ihtimalle. İki günde olur onboard. Yani. Kanayan bir yara gerçekten ama güzel bir yöntem bulmuşsunuz. Biz body yapıyoruz. Ama benzer. Evet, Navi yok bizde. Daha çok aynı hakim olanlar. Ben o kadar çok hakim değilim. 1,5 senedir çalışıyorum ama hani ben de birinin body'si oldum. Daha önce daha farklıydı. O çalışmadı. Şimdi body'ye geçtik. Ama biz uzaktan oldu bizde bu süreç. Bu yani o da enteresan bir deneyim oldu. Hiç görmediğin, yani hiç muhabbet Aynen. etmediğin biriyle uzaktan bir şekilde hayatına devam ediyorsun. Sonra ilgili takıma gidiyor. Bizde önceden takım belli değildi ama şimdi yapı biraz değişti. Farklı farklı şeyler var. Peki şimdi garantiyle ilgili birçok şey konuştuk. Mobil tarafta da birçok şey konuştuk. Nereden iş başvurusu yapılabilir ve sizle çalışmak isteyen biri ve ne gibi bir süreçten geçer? Ya genelde ilanlar LinkedIn'de veriliyor, ama yeni mezunlar için bir Talent Spot programı da var. Bu sene ben de görevliydim orada. Öğrenciler Talent Spot'ta şöyle bir şey, ben de Talent Spot'la girmiştim. Yani şirketin tüm birimlerinin tanıtıldığı ve oraya katılan öğrencilerin de orada çalışan engineer'larla muhabbet edebileceği bir gün aslında. Talent Spot günü, engineering day gibi diyebiliriz yani. Oraya başvurup kabul edilirlerse gelip bizle tanışabilirler. Onun dışında, yani sonrasında da tabii ki o kişilerle mülakat süreci de ilerlemiş oluyor. Onun dışında da hani LinkedIn'i bildiğim kadarıyla kullanıyor şirket. LinkedIn üzerinden başvuru yapabilirler. Uygun kriterleri İK ve hani yöneticilerimize uygun kriterleri belirliyorlar. Uygun kriterleri sağlaması durumunda da İK görüşmesiyle başlıyor. İK yönetici ve müdürler aslında mülakatlara giriyor. Biz girmiyoruz. O yüzden çok birebir bir feedback Ha, veremem. sen hiç girmedin mi bu zamana kadar? Yok, ben girmedim. Ha, enteresan. Yani böyle bir en azından tekniğe falan girer. Hani teknik mülakat oluyor mu mesela? Biliyor musun ya da sana ne oldu? Teknik mülakatları da yöneticilerimiz yapıyor. Aslında onlar da teknik insanlar. Zaten hani yönetici olmadan önce development yapan kişiler. Şimdi benim işe girişimle şu anki muhtemelen birebir aynı değildir diye tahmin ediyorum. Çok uzun zaman oldu çünkü. Anladım. Okey. Yani sonuç olarak talent programı var ya da LinkedIn var. O şekilde ilerliyor. Süper. Şimdi garanti mevzusunu kapatıyorum. Eklemek istediğin yoksa seninle alakalı bir Okay. şey soracağım. Ondan sonra biraz daha toparlarız. Şimdi bu bir takım etkinlikler yapıyorsun. Hani konuştuk da zaten bu mobiler dev diye bir şeyden ya biz seninle konuştuk öncesinde ya da burada geçti, şu an hatırlayamıyorum. Nedir, ne yapıyorsunuz orada ve hani nasıl gidiyor, amacınız ne? Güzel, onu da anlatayım. Mobiler Dev aslında yine geçen sene bu zamanlar kurulmuştu. Yaklaşık bir yıl oldu.
Daha önce Garant'te çalışan bir arkadaşım Doğukan Tizer, o da şimdi Softek'te inovasyon mühendisi olarak çalışıyor. O böyle işte ya bu işte Türkçe içerik yeterince üretilmiyor işte ya da mesela SDK update'lerinin toplu olarak yayınlandığı bir yer yok, böyle bir şey olsa ne kadar güzel olur falan diye başlıyor. Kendisi web sitesini geliştirmeye başlıyor aslında ilk önce. Sonra kendi yakın çevresiyle görüşmeye, hani böyle bir şey var, burada yazar olmak ister misiniz arkadaşlar diye bizlere gelmeye başlıyor. İlk başta 5-6 kişiydik. Şu an yeni dönem başvurularını aldık. Öncesinde 45'tik, 70 falan olacağız galiba. Çok tam final Başvuru rakamı almak ne demek? Yani bir hatırlamıyorum. Ya prosesten geçip mi dahil bizim oluyorsun biraz o evet farklı bir komiteye? şeyimiz var. Ya aslında mobiler hem bir topluluk hem de bir platform diyoruz biz. Ya temel olarak güncel konularda ya da zor bir SDK implementasyonunda ya da inovatif bir şeyle ilgili içerisinde kod örneği olan ve içerisindeki yazının GitHub'da projesi olan yazılar üretmeyi hedefliyoruz ve Türkçe olarak üretmeyi hedefliyoruz. Güzel olan tarafı bu. Bunun dışında çok fazla program var içeride yürütülen. Hani mesela podcast çeken bir arkadaşlar var. İşte deneyimli yazılımcılarla röportaj yapan bir arkadaş var. Üniversite öğrencileriyle çalıştığımız bir program var. Onlar işte bir şey araştırıyorlar, onunla ilgili blog yazıyorlar. Birebir bu gelişimlerinde, yazılarında mentorluk veriliyor. Bir haber çıktı mobille ilgili, onu o tarafta research'u ben yapıyorum. Bir haber editörü ekibi var. Hani böyle bir backlog'umuz var bizim Trello'da. Oradan çekiyoruz, yazıyoruz. Yine aynı şekilde mobille ilgili hem Türkiye'de hem dünyadaki etkinlikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bir de dediğim gibi en başta SDK update'leri. Ya bu biraz şey gibi buradaki motivasyon. Yani Türkçe içerik üretebileceğimiz ve mobille ilgili Türkiye'deki developerların tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir platform tutmak, platform sağlamak. En başta dediğim gibi biraz hani arkadaş çevresiyle ilerleyen bir şey oldu buradaki gelişim. Ama sonrasında biz yazarlık başvurusu açtık. Ya başvuran yazarları da işte beraber değerlendirdik. Ya hiç girem, yani değerlendirme dediğim de aslında genelde pozitif diyebilirim. Ama tabii ki hani sen de komünitelerin içerisindesin. Minik de olsa bir elek oluyor. Ama bu elek şey değil, insan eleme anlamında değil de ilgisiz olan belki, şimdi böyle de deyince çok hoş olmadı. Ya mümkün Yok, o olduğunca pozitif zaten olmaya çalışıyoruz aynen. Böyle kapatayım. herkes alsanız da zaten bir süre sonra o bir şey huni gibi daralan bir yer orası yani. Zaten 10 kişi başlıyorsun bir işe, bir süre sonra 3 kişi kalıyor. Yani bu sürede zaten uzun bir süre o şekilde oluyor, ben anlıyorum. Siz onu baştan fark edip aslında baştan ona bir şekilde dur ya da devam diyorsunuz. Bu çok anormal bir şey değil yani, hani gayet kabul edilebilir bir şey. Sadece bana şey ilginç geldi. Hani amaç sayı ya, topluluk, daha fazla kişiye ulaşmak. Ama orada hani bir yerde eleme var. Ama sert bir eleme değil. Ben ilk önce böyle şey düşündüm. Hani bayağı ciddi bir mülakat Ha yok, süreci var hayır. gibi geldi bana. Okey. Süper. Vallahi bunu öğrenmek istiyorum açıkçası. Mobiler nedir, ne yapıyormuş diye öğrendim. güzel oldu. Elif, çok teşekkür ederim. Ben Benim teşekkür ederim. soracaklarım bu kadar. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Aa, yok sanırım. Bu şekilde benim de ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Okeydir. O zaman ben izninle yayını kapatıyorum. Evet, bugünkü konuğum Elif Boncuk'tu. Onunla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir dahaki yayında başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.